Şimdi gelelim sizin şeye. Ya. Buradaki iş talebin yeniden dengelenmesi sayın bakanım, ihtiyacı. İş benim, talebi, iş buyurun, talebi. Buyurun. Bir kulak vereyim Ankara'ya. Küçük... Sayın Bakanım. Efendim Sayın canım. Bakanım şöyle. Ya benim küçük bir itirazım var. Ne itiraz ediyorsun? Bir var. Sen övenlerdensin tabii itiraz edeceksin. Şöyle. E, <gülüyor> <gülüyor> evet, bunları bu, Türkiye bu hale gelecek o, dediğimiz e, zaman İsmet Bey'le bana karışıcı kanlardan biri sendin. Evet. İşte yine itiraz <laughs> ediyor. İşte bak yanı başında şey. komşu biliyor. <laughs> bu dolar <laughs> evet, Sayın Bakanım bu dolar artışını neden olan e, küçük tasarruf sahipleri değil de özellikle bir takım böyle para babaları parayı dövizde tutuyor. Yani, o, yani o, Onların doları, oynamasına işte, izin veriyorsun. 300. Bak benim anladığım değil. şey o. Yanlış anlama, ben büyük para babalarını adını söylemiyorum. Yani neden söylemiyorum? Ben bulunduğum konumu da dikkate alıyorum. Bulunduğum televizyonda bir adres göstermem, oturup da televizyon yönetimini açıp derler ki bu adam niye böyle söylüyor filan diye, söylerler. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu, bu ayrıntı ufak olanı anlatıyorum ki büyüye baksınlar. Mesela ben her cumartesi, pazar cumadan başlarım gözüm para hareketlerinde. Allah aşkına cumartesi ne ithalat oluyor? Ya da ne ihracat oluyor? Biz Arap ülkelerinde hani orada cumartesi çalışıyorlar. Bir şey ithal etmiyoruz. E ne oluyor? Ama bakıyorsun ki kur değişiyor, iniyor, çıkıyor. Birileri oynuyor. Senin o dedikleri de oynuyor. Spekülatörler oynuyor. Türkiye ile oynamak isteyenler oynuyor. Şimdi ben bir şey söylemem ama bu programın Pro, bu programın olsun. bir teminatı var. Bak teminatını sana söyleyeyim. Cumhurbaşkanı çok isabetli bir seçim yapmış. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz hem kalkınma ekonomistidir, hem planlamacıdır. Doğru bir isimdir. Hem de tabii mi? hazırlananlar doğru. Hı. Ama şimdi şuna ihtiyacı var. Siz ekonomik kadrosunu beğeniyorsunuz. Ekonomik kadrosunu söylemedim ben. Ama geçenki programda da öyle dediniz. Ekonomide, ya ben ekonomik kadrosunu tabii ki evet. Gaya Hanım'ı da överim, şeyi de överim, hatasını görmezlikten gelirim. Yani illa tenkit etmek, et etmekle bir şey olmaz. Cumhurbaşkanı bir laf söyledi konuşmasında, çok önemli bir laftır. Kimse anlamadı manada. Ne? Muhalefet bize yardımcı olsun dedi. Muhalefet öneri getirsin demek değildir o. Muhalefet toplumsal sorunu hı hı. yoğurup işleyip aniden bir tas şey getirme yani siyaset yapmayalım. Hı. Gelin uzlaşalım manasındadır. Hı hı. Çünkü bugün toplumda herkes bir şey istiyor. Her istenen şeyin bir maliyeti var. E o maliyet bu programda yok. Şimdi. Bu programda yer almayan, bu programın teminatı sizin uzmanlık alanınız, sizin en çok uğraştığınız alan, uzmanlık alanı dersem yanlış anlaşılır. En önemli Türkiye'nin kurtuluşuna yardım edecek, o işsizliği azaltacak ama iyi planlı kullanılırsa deprem bölgesinde yapılacak yatırımlardır. Çünkü deprem bölgesindeki inşaatlar, Deprem bölgesinde yapılacak işler tamam. ekonomideki eksikliği giderme imkanına sahiptir. Bu konuda bakın programda çok politik bir şekilde anlattı Cevdet Yılmaz. Çok böyle akıllıca işte bizim yaptığımız bu programda deprem hariç dedi. Bugün baktım gazetede deprem bölgesinde katma değer vergisiyle ilgili düzenlemeler yapıldı vesaire. Şimdi bu noktada bir kere yeni vergi düşünmemeleri gerekir. Bir kere onu söyleyeyim. Sayın hocam çok iyi bilir. Yıllardır Trump'ın da seçilmesini sağlayan şey vergiyi artırmak değildir. Vergiyi düşürmektir. Yani bir ülkeler arasındaki rekabet, yatırım vergilerin azaltılmasıyla olur, artırılmasıyla değil. Tabana Türkiye'de vergi yaygındır. Herkes katma değer vergisi ödüyor. Eskiden biz tabana yayılsın diyorduk ki ya, her, herkes alsın vesaire. Türkiye'de ekonomik denetim düzenini kurmaları gerekir. Kurmuyorlar. Kanunda mevcut yetkileri kullanmıyorlar. Açıp da sormuyorlar ya ben bunu nasıl kullanabilirim diye. Sormuyorlar. Neden sormuyorlar? Çünkü herkes her şeyin kendisine muhtaç olmasını istiyor. Günü gelince ben söylerim diyor. Onun da emekliliği geliyor söylemeden akıp gidiyor. Yani bu sistemin. Şimdi enflasyon tek haneye düşürme hedefinin varlığı doğrudur. Ama lütfen revize etsinler. 2024-2025 yılı enflasyonu da daha da düşük göstersinler. Bir toplumda bir şeyi kontrol edeceksen ya biraz da arsın denmez. Bu lafı çok kullanıyorum. Burada da zamanında hocamın yerinde oturdum Stafford. ve o zaman anlattım bazı şeyler öyle kesildi. Bu filmi gördüm ben, hmm. çok gördüm bu filmi. Bu yükselişlerin şeyi bir kısmı fiktiftir. Yok ben şu, de şu anda cebimde Dolan gittiği yerden cebimde yapıyorlar. bakın ben Hürriyet Gazetesi'nin her gün ekonomi sayfasının kuşağını keserim. Oradaki kur hareketlerini tarih olarak da izlerim. Böyle şu anda bile söyleseniz cebimden çıkartır gösteririm. İsterseniz Vallahi göstermemi istiyor musunuz? Evet. Yani bakın göster. Nasıl ya niye cebinizde? Efendim? Niye cebinizde? Söyleyeyim efendim. Ne zaman hangi karar alınırken ne oluyor? Sonra ne oldu? Peki, ay hocam ya. Tabii mesela. Ya, hocam ya. Ama öyle var tabii. Ya gerçekten ya. çok şekeriz. Yani ya. yani 27'den 25'e düştü Üsteki şimdi 27'ye şey doğru ya. yol alıyor. Hani anlattım ya. Ay bunu her gün böyle saklıyor musunuz? Tabii canım kesiyorum şu anda cebimde 2-3 tane daha var. <gülüyor> <gülüyor> yani... Bana yuman kim ne belli Hayır. değil yani. <laughs> ben ben Hürriyet gazetesinde bu sayfayı hala sefer yapıyor galiba Sefer Bey. Sefer Bey bu şeyini bayılıyorum bu yaklaşıma. Ya hocam çok şekersiniz ya. Ama bunu niye söylüyorum? Bu İş, konular, bu konular, Teknik konular. Şudur. Türkiye şu anda enflasyonu kontrol altına almak durumunda Ama uh -huh. kendi kendimize bu ay kazık attık. Hatırlayın yıllardır. Siz daha çok hatırlarsınız hocam. Ağustos temmuz ayı fiyatların gıda fiyatlarının düştüğü aydı. Tartıştık onları. Evet. E, şimdi yükseldi. Şu anda enflasyon hani düşüyor gıdada yüzde yetmiş hani açıklanan enflasyonun içinde evet, ayrıntıya bakarsan arttı. artıyor. Neden? Çünkü bu tür şeyler devlet sopayı kullanmadığı için nasıl olsa devlet şu kadar öngörmüş, ne kadar öngörmüş? Mesela yüzde elli sekiz öngörmüştü değil mi Merkez Bankası? Bir gün evvel. Hükmet Bey çok güzel takip ediyor. E ben onu daha da yükseltirsem diyor kafandaki adam alışmışlar 58'e nasıl olsa. Onun için otomatikman 65'e çıkıyor. Bu konuda devletin beklenti ekonomisini yönetme şekli çok önemli. Yani hı hı. benim merkez bankacılığında yıllarca öğrencilerime anlattığım bir şey vardı merkez bankacılığı dersinde. iki tane ekonomik model var. Birisi beklenti ekonomisidir bu model. Beklenti ekonomisini yönetebilirseniz siz bu konuda yaparsınız. Şimdi beklentileri biz anlatınca yüksek tutunca otomatikman yüksek çıkıyor her şey. Şu anda şu söylenebilir. Bu, bu da doğru değil. Efendim eskiden yanlış yönetildi. İstatistikler düşüktü şimdi abartarak rasyonel hale getiriyoruz. Öyle bir şey olmaz her şey rasyonel diye hayat rasyoneldi. biz burada rasyonel konuşuyorduk. Bu rakamlar doğru mu değil mi diyorduk. Şimdi neyi almak lazım? Sayın Cumhurbaşkanının kullandığı bir kavramdan yola çıkmak istiyorum. Psikolojik enflasyon dedi ya. Onu söyledi. Bir de çok önemli fiyat köpüğü dedi. Yani bu bu bence fiyat köpüğü hocam. Ben de eee senelerce <laughs> şey, es, esnaflık yaptım. Şu andaki bir şeypa Esnafın da ahlaklı olması gerekiyor. Efendim esnaf o ahlaklı. O sizin söylediğinizi söylüyor. O, hocam hocam bak esnaf ahlaklı. Hiç kimse anlatmasın. Şu anda konuşuyorlar ya hal mal filan. O büyük marketler malları hallerden almıyor ki. Ben kaç kere gittim sabaha Nereden karşı. Nereden alıyor? E, otomatik Çünkü anlaşıyor. Merkezinden getiriyor. Pazardan. Hmm. Direkt, Doğrudan, yani, tarladan, tarladan alıyor. Tarla yerinden getiriyor. Alıyorlar. Alivre satış diye bir kavram Türk vergi sisteminde 1950 yılından beri var. Yani o insanların, o e, finanse ediliyor, üretiliyor, onlar oradan geliyor ya da bir kısmı ithal malıdır. Şimdi bakın. E tamam, e, doğrudan geliyorsa daha da ucuz olması gerekmez mi? Efendim olamaz. Mi? Niye? niye? Niye olamaz? Antalya'dan geliyorsa domates, nakliyesi var, kiralar e, yüksek. Gitsin halden alsın efendim, o zaman. Efendim bakın kiralar yüksek. Bunların tedbiri alınmadı. Ne yaptı bir ara Sayın Cumhurbaşkanı? Onun da söylemine rağmen durdu. Dedi ki satış kooperatifleri filan yapsın. Onlarda da aynı şey. Çok yüksek fiyatlar, düşük fiyat olmadı ki. Bunu 1970 yılında Türkiye yaşadı. Türkiye'de o tarihte İstanbul Belediyesi, Allah rahmet eylesin Ahmet İsmail, Aytekin Kotil, Atabay. Fatih Ataba'ydı galiba şeyin Anavatan Partisi'nden kurdukları tanzim satış mağazaları vardı. Hı hı. Bu tanzim satış mağazaları doğrudan doğruya tedariki sağlıyordu. İkincisi bir kavram var programda. Tarım stratejisi. Dün yaptığı bugünkü açıklamada ya Sayın Şimşek söyledi ya Sayın Cevdet Yılmaz söyledi tarım stratejisi kurulacaktı diye. Tarım stratejisi eskiden İstanbul'un biliyor musunuz sebze meyve ihtiyacı nereden karşılanırdı? Yedikule'deki Kule'deki bostanlardan, silivriden. Yani yakın yerde her büyük kentin yanında tarım alanları kurulmalı. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı seralardan bahsetti bu seralarsa neyse ne yapılacaksa bu şehirlerin yanında başında olmalı. Bunları daha ben söyledik. Tarımla Sayın Bakanım Efendim? Antalya ne yapacak? Gazi Paşa ne yapacak? Onlar ihracat. Antalya Gazi Paşa ne yapacak? İhracat yapacak. bir o bölgeye kurulu düzenleri var. O, o bölgeye karşılamak ucuz için. Antalyalısın biliyorum ama o bölgeye ucuz kalsın. Yani <laughs> Antalya'yı İstanbul illa onun malını alacak diye bir olay yok. Antalyalı'nın malı İstanbul'da duramaz. Mal yapmak İstanbul lazım. Böyle bir yöntem ki. daha var Sayın Bakanım. Bir defa karayolu yerine üç tarafı deniz gemiyle taşınması. İşte onu söylüyorum. gemi ya da tren. Tren de olabilir. Tren. Yani 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 bakın şimdi bu, bu işler bu işlerin o lojistik konusunda bir tek burada da tek hedef, var, hedef 2026 olmamalı. Bence Niye? Cumhurbaşkanı ha, da, Yani bakın 2023 enflasyon tahmini %65. Ya fazla. 2024 enflasyon tahmini %33. O normal. Normal. 2055 yazmışım ya yani. yok 2025. Bilmiyorum. Ben size 2025. Bunun en pik şu soruyu sordu. Masum Hocam ve Ferman Hocam'dan almak istiyorum şunun cevabını. Şu 3 yıl içinde en pik seviye kaç olacak? Olur. Enflasyonun en pik seviyede yüzde beşten yukarı olmaması lazım. Tamam, şu an şu an için. Şu anda yani. bile, bir ayda enflasyon yüzde beşten fazla artıyorsa, ha ha. Onda on ya Sayın Bakanım. Efendim, nasıl? Tahminleri alayım. Ona yakın zaten aylık ya, enflasyon. 2025. Ay bakan bakan değil. Şunu ben söyleyeyim. ben yıl itibariyle, yıl itibariyle yüzde beş diyeceksiniz. Yıl için ha, Yıl itibariyle. Yıl itibariyle yüzde beş, yüzde on olsun ama. Enflasyonu böyle yüksek dediğin zaman, bakın şimdi hiç kimse faiz enflasyon ilişkisini konuşuyor mu? Düne kadar düne kadar muhalefet ediyoruz değil. Yani, deyip %15. muhalefet edenler %15. ilk kimse gelirken, ilk gaye hanım gelirken faizi arttırdı. o harika oldu, fazla da oldu dediler. Sonrakini arttırdı, az dediler. Ne bir şey şey ya düşünce ne biçim ekonomistlik? Peki. Yani altı buçuk, iki buçuk, yedi buçuk arttı faiz. Ama. Ama ama bu artarken bu faizi. Ama sayın bakanım. Efendim. Klasik. Klasik teoriye göre, klasik teoriye göre enflasyonla faiz makası birbirine yakın olmak zorunda ya da faiz en az 1-2 puan yukarısında olacak ki e, baskılayabilirsiniz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yoksa e, kuru dengeleye mi? O klasik teori arasındaki fark %50 ise %45 ise ve sen de bu işi yapacak gevşekliği gösterirsen o beklenti ekonomisini yönlendiren mekanizma senin daha ilk günden enflasyonu %40'a getirmeleri gerekir. Hmm. İlk Gaya Hanım geldiği gün gazete haberlerine bak %40 yapmaları dediler. Ya böyle şey olur mu? Peki Faizin. Bank of America. Efendim? Bank of America 42 olsun dedi. Evet. Hatta, ha, Bank of Amerika %42 Bank... istedi. Ya Bank of Amerika'yı Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de iktisatçılar, ekonomistler, yazarlar, çizerler bunu söylediler ya. Hatta hemen Şimşek kendilerini alsın diye Öneri listesi bile verdiler biz danışman olmaya hazırız böyle yüksek ya yani böyle şey olmaz şu sorunun cevabını alalım bir şey Murat Hocam dedi ki kademeli artış olacak efendim Hı. sayın bakanım muhalefet <laughs> muhalefet, muhalefet dedi yani muhalefetle de aynı bak, Ferman Hocam o kadar mükemmel yorum yaptı ki bu yorum bu programın içindeki boşlukları doldurdu peki Ferman ama Hocam etraf demişken ama şey dolduramadı mesela şu anda 5 yıllık plan tamam. için 2022 yılından beri çalışan e, sektör e, raporlarını hazırlayan çalışma grupları var. Onların sonuçları nedir bilmiyoruz. O program ne zaman gelecek bilmiyoruz. Rapor ne zaman Onun için şu anda ben hükümet adına teminat olarak Cevdet Yılmaz'ın varlığı bu işin direksiyonunun sağlam olmasını sağlar diyorum. Ama Peki. bütçe çıkınca nasıl çıkacak? Teşhis dedikleriniz. Masum hocam, en pik seviye kaç olur? Tek tek soracağım, tamamlayacağım artık. En pik seviye ne olur ki? Hükümet 65 olacak dedi. Bitti artık. Bu i̇şte ben eleştirdiğim o. Hükümet 65 dedikten sonra istediğiniz kadar 50 deyin, 60 deyin. Ay, 65 bu 3 geç... yıl içinde diyorum. daha e, yani bu... nere, ne, nereden dönüş düşüş Götüm başlar? Düşüş yok ki. 65'e kadar yükselecek. Sonra... sonra mı düşüş olur? E, Tabi, yani... başlar şu anda hükümet yüksek Mayıslar olacağını açıkladı. Başlar. Merkez Bankası'nın 58 açıkladığı gün fiyatlar kapırda yükseldi.